Cun'un Astroloji Defteri'nden herkese merhaba sevgili Nokta TV izleyenlere. Bu hafta gökyüzünde bomba gibi bir dolunay gerçekleşecek. Pazartesi günü böyle birazcık pazartesi sendromunu hissedebileceğimiz gökyüzü açılarıyla birlikte bir... Kova burcunda dolunay yaşıyoruz. Bunu diğer mecralarda, internette, sosyal medyada süper dolunay diye de duyabilirsiniz. Çünkü dünyaya biraz yakın gerçekleşecek. Kova burcunda bir dolunay dedik. Kova burcu toplum demek, toplumsal olaylar demek. Bu dolunayla birlikte de toplumsal konuların, toplumsal olayların ya da toplumu ilgilendiren konuların, olayların tetiklenmesi ya da bunlarla ilgili haberlerin gündemlerimizde olması sıklaşabilir bu dolunayla birlikte. Kova birazcık böyle özgür ruh dediğimiz kendi haklarıyla ilgili, kendi haklarına düşünmekle alakalı konuları da anlatır. Bu yüzden dünya çapında grevler duyabiliriz, hak savunma, işte kendi belki işçiler olabilir, kendi hak arayışında olabilirler. Birazcık global çapta, dünya çapında bu tarz haberleri bu Dolunay'la birlikte duyabiliriz. Şimdi Dolunay nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Dolunay, Bizim zodyak dediğimiz e, ya da işte haritasını açıp baktığımızda ay ve güneşin karşı karşıya gelmesiyle alakalı. işte burada küçük bir gergin açı da hissedebiliyoruz. Ay bir burçta, güneş karşı burcunda. Şimdi kova dolunayı diyoruz. Ay kova burcunda. E, güneş de aslan da ikisi de sabit burçta. Sabit burçta olması birazcık inandığımız şeylerle ilgili yüzde yüz direnme, yüzde yüz belki birazcık inatlaşma gibi durumları da tetikleyebilir. Zaten açılar ee, zorlu açılar. Sadece dolunayla kalmıyor. İşte birçok gezegenin de birbirine zorlu açısı olacak bu hafta. O yüzden bu hafta keskin davranışlar, e, gündelik hayatımızdaki keskin söylemler söz konusu olabilir. Merkür de Retro'da yanlış anlaşılmalara çok açık bir süreçteyiz. O yüzden e, sözlere, kelimelere, yazışmalara, tavırlara çok çok dikkat edelim lütfen. E, ve aldığımız kararlar birazcık böyle keskin kararlar olabilir ya da kararlarımız istediğimiz yönde ilerleyemeyebilir. O yüzden bu kadar zorlu bir gökyüzündeyken bir B planımızın olması bizim için daha faydalı olabilir sevgili izleyenler. Sağlık açısından da kalp Dolaşım sistemi, biraz bunlara dikkat edebiliriz. Çok ağır sporlardan kaçınabiliriz belki bu hafta. Hani kendimizi çok e, yormayacak, ters hareket yapmayacağımız bu tarz sporlara özen gösterebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu hafta birazcık bizi zorlayacak gibi duruyor. E, ayrıca bu hafta güneş patlamalarında da Birazcık yoğunluk hissettiğimiz bir hafta, geçtiğimiz hafta biraz artış olmaya başladı patlamalarda. Bu da bizim sinir sistemimizi etkileyebilecek konulardan bir tanesi. Üstelik İkizler Burcu'nda da mars Jüpiter kavuşumu gerçekleşti. Bir yandan da güneş patlamaları devam ediyor, bir yandan Merkür Retro'da. Burada işte sinirlerimiz iyice böyle hani pamuk ipliği gibi hissedebiliriz. Her an ani bir öfkeye kapılacak gibi bir ruh halinde olabiliriz. Trafikte çok dikkat etmemiz gereken dönemlerdeyiz gene. O yüzden bu hafta olabildiğince sinirlendiğinizi hissettiğinizde belki biraz nefes alarak ya da o an o ortamdan uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Sakin kalmak bu hafta bizim için çok çok faydalı olabilecek en önemli konulardan bir tanesi. Dolunay'ın an haritası ise e, ateş grubunu işaret ediyor. Bu da ateşli hastalıklarla ilgili artışları ya da işte solunumla ya da e, bakteri virüs kaynaklı bazı hastalıkları tetikleyebilir nitelikte olabilir. O yüzden e, bu dönem hem bağışıklığınızı hem frekansınızı yüksek tutmak e, çok çok daha iyi olacaktır. Bununla ilgili etkinlikler işte hobiler edinebilirsiniz ve Dolunay'ı konuşacak olursak özellikle. Ay ve güneş karşı karşıya dedik ama tepe noktası dediğimiz bir yerde yani Dolunay'ın e, apeksi dediğimiz birazcık teknik terimlere giriyorum ama daha net e, kafanızda canlandırabilmek ya da oturtabilmek için bunları söylüyorum. Apex dediğimiz tepe noktasında Uranüs var. İşte Uranüs iş başında olduğu zaman birazcık e, Dolunay'ın seyri değişiyor diyebilirim. E, ve Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn bunların arasında da doğum ayağında zorlu açılar var. O yüzden şartlar hızla değişebilir. Hızla değişen şartlara adapte olmak durumunda kalabiliriz. Biraz böyle sosyal medya, havacılık, e, iletişim, haberleşme seyahatler eğitim gibi konularda da bazı sıkıntılar hissedebiliriz geniş alanlara hitap ediyor Çünkü bu dolunay dediğim gibi o yüzden bu konularla ilgili bazı gelişmeler canımızı sıkabilir ya da bazı stresli durumlar söz konusu olabilir ve an haritasında da koç yükseldiği için olayların hızla gelişeceğini bize Aslında işaret ediyor ve koç burcu liderleri de anlatır O yüzden bu dönem Sıklıkla liderlerle ilgili e, dünya çapında gelişmelere şahit olabiliriz. Kova burcunda gerçekleşecek bir dolunay dedik. Bu birazcık bizim zihnimizle de alakalı aslında e, ve Uranüs de iş başında olduğu için ani fikirler, aniden ilham gelme durumları e, beklenmedik işte fikirler, kararlar söz konusu olabilir. Tabii ki bunu sadece bu anlamda hani olumsuzu ya da negatifi düşünerek değil de bu bizim belki kendi hayatımızla ilgili güzel kapıları da açabilecek fikirler olabilir, yaratıcılığımızı kullanacağımız, farklı fikirler geliştirdiğimiz durumlar da söz konusu olabilir. Ama tekrar söylüyorum ve yayın içinde de muhtemelen çok sık tekrarlayacağım bunu. Merkür retrodayken birden bire gelen fikirlerden birazcık temkinli yaklaşmak aslında bizim için daha iyi olabilir çünkü. Retro Merkür de fikirlerle alakalı aniden gelen bir fikir Uranüs iş başında. Böyle olunca birazcık istediğimiz sonucu da alamayabiliriz. O sebeple düşünerek belki iki kere değil dört kere düşünerek aldığımız kararları uygulamak bizim için daha sağlıklı ya da daha faydalı olabilir. Uranüs boğa burcunda Dolunay'a etki ediyor. Uranüs bir Dolunay dedik ve Uranüs birazcık Algol hattında. Bunu geçtiğimiz yayınlarda da anlatmıştım zaten. Bu boğa burcunda Uranüs bir Dolunay olduğu için finansal anlamda krizleri tetikleyebilir nitelikte ve son derecelerde Algol hattında bir Uranüs. O yüzden belki ani düşüşlere de sebep olabilecek durumları da tetikleyebilir. İşte borsa, altın, döviz gibi farklı yatırım araçlarında bazı beklenmeyen sonuçlar ya da bazı düşüşleri de tetikleyebilir nitelikte olabilir ve dediğim gibi bu birazcık dünya çapında sismik aktiviteleri de hareketlendirebilecek bir görünüm. İşte yanardağ patlamaları olabilir. Biraz daha böyle dünya çapında bazı sismik hareketliliklere şahit olabiliriz. Ve şuna da değinmek istiyorum. Bugün 17 Ağustos ve ben de 17 Ağustos'ta depremi yaşamış biri olarak en büyük korkularımdan, en büyük travmalarımdan biridir bu. Umarım bu Dolunay çok büyük depremlere, çok büyük acı acılara yol açmaz. Buradan da 17 Ağustos'ta tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bu yaralar Tekrar açılmaz. Tekrardan e, biz bu durumları yaşamayız diye dua ediyorum. Allah bir daha yaşatmasın. E, ve dediğim gibi Dolunay günü yoğun bir enerji gökyüzünde bunu nasıl kullanabiliriz Çünkü şimdi Dolunay gerçekleşmeden 3 gün önce biz aslında etkilerini de almaya başladık ve 3 gün sonra da etkileri biraz daha hissedilebilir nitelikte devam edecek O yüzden çok yoğun enerjiler olduğu için gökyüzünde kendimizi biraz daha böyle e, sakinleştirecek aktiviteler yapabiliriz dua ibadet meditasyon yoga hem bedenimizi hem ruhumuzu dinlendirecek e, aktiviteler yapabiliriz topraklanmak çok iyi gelebilir. Bu gergin enerjileri atmak için işte toprağa basabilirsiniz ya da e, bahçe işleriyle uğraşabiliriz çiçeklerle ilgilenebiliriz. Bir şekilde toprakla temas etmek iyi olabilir ve aynı zamanda su negatif enerjiyi arındırır. İşte suyla ilgilenmek, suyla ilgili aktivitelerde bulunmak, belki de duş almak, işte biraz daha iyi gelebilir bu süreç içerisinde bize. Ve 19 Ağustos'ta dolunay gerçekleşiyor dedik ama bu birçok gezegenin de birbiriyle açısı zorlu açısı olacak dedik. İşte bir dolunay var, Merkür. E, güneşle kavuşuma gidiyor ama Merkür retro pozisyonda e, Venüs'ün Jüpiterle açısı birazcık daha böyle finansal piyasaları hareketlendirebilir nitelikte belki beklediğimiz durumları e, ya da beklemediğimiz gibi olayları da tetikleyebilir nitelikte e, Venüs Satürn'ün zaten karşılıklı olması birazcık ilişkilerde de e, konuşmalarda Anlaşılmalarda sıkıntılar hissettirebilir ve gene finansal anlamda kısıtlandığımızı hissettiğimiz durumları tetikleyebilir. Ee, güneş'in Uranüs'ün açısıyla birlikte de beklenmedik haberler söz konusu olabilir. Yani aslında bu pazartesi bize böyle tam bir pazartesi sendromunu hissettirecek açılarla geliyor gibi gözüküyor açıkçası. Ee, ve 22 Ağustos'ta da Başak Burcu'na geçiyor Güneş. İşte burada biraz daha inceleyip sık dokuduğumuzu hissedebiliriz. Ee, ürettiğimiz konularla ilgili ne yapıyorum, yaptığım işlerle alakalı ne yapıyorum, ne kadar fayda sağlayabiliyorum? Acaba bunu nasıl geliş, geliştirebilirim? Gerçekten istediğim olay bu mu? Bu o alanda mı ilerlemeliyim de? Biraz daha böyle ee, daha derin ya da biraz daha inceleyip sık dokuduğumuzu hissettiğimiz bir döneme ee, geçiş yapıyoruz aslında eylülle birlikte.